Dostlar selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte masamda görmüş olduğunuz bu terazinin şöyle arkasını çevireyim. Enerji giriş söketi paramparça olmuş bir vaziyette. Bugün bu teraziyi sizlerle beraber tamir edeceğiz. Terazi biraz hor kullanıldığı için aslında tamir ederken içerisini sökmeme çok fazla gerek duymadım ama ben dedim ki hem bir içerisini sökeyim hem de bu diğer kablo bayağı içeri kaçmış, alınmıyor. O kabloyu da rahatlıkla çıkartmak için içerisini sökeceğim. Şarjlı matkabım ile girişiyorum. Evet. Zaten 4 tane vida tutuyor kendisini. Bu şekilde. Bakın şurada bir söket var. Bu söketi kırmadan çıkartalım. Bu şekilde sökmüş oldum. Terazinin enerji giriş söketi değişecek dostlar. Yerine yeni bir söket getirdim ama bu söketten farklı biraz. Nasıl farklı diyeceksiniz. Bakın bunun kenarında tırnaklar var. Ve tırnakların tutması sayesinde burada sabit duruyor. Ancak bunun kenarlarında tırnak yok. Ben buna şöyle yapacağım. Yani aynı şekilde takacağım. Şu kenardaki vidalara şöyle altılık bildiğiniz ahşap ucunu atıp plastikten geçireceğim. Zaten ancak olacaktır. Bu da iş görür dostlarım. Hemen işlemimize başlayalım. Havyamı ısıttım. İlk başta şu kabloyu buradan keseceğim. Ki zaten kesmeye de gerek yok. Kendi otomatikmen yine koptu. Bakın bunu lehim yaparken içeride lehim yapmayın. Sonradan sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şu şekilde dışarı çıkartın. İçeride yaparsanız bu soket buradan geçer mi? Bakın bak geçmiyor. Sonradan bir daha lehimleri sökmek zorunda kalabilirsiniz. Yaptığım işlemi daha rahat göresiniz diye kameramın açısını değiştirdim. Makinamı da çalışacağım kısmını sizlere çevirdim. Önce buradaki kabloları soyuyorum. Bakın burada alan küçük olduğu için penseyle tutup yan keskeyle soyma işlemimi sağladım. Şimdi buradaki kablolara önce bir ön lehim atacağım. Ki daha rahat lehim tutabilsinler. Evet kablolarımız kısa olduğu için biraz uğraştıracak beni. Tamamdır. Şimdi bunlara bir ön lehim atalım. Birinci ön lehimi yaptık. Şimdi ikinciyi de yapalım. Tamamdır. Şimdi söketimizi lehimleyelim. Bakın burada faz nötr fark etmiyor. Zaten fişi sağa sola çevirdiğimiz zaman fazın da nötrün de yeri değişmiş olacaktır. Bundan dolayı fark etmiyor hangi kabloyu nereye lehimlediğimiz. Şunu sabitleyebileyim şuraya. Ki daha rahat lehimleyeyim. Şöyle sabitledim. Onu oraya bir lehimleyelim. Burada lehimleyeceğimiz ucular birincisi şudur. İkincisi bu. Bu da topraklama hattı. Ki bu cihazda topraklanacak herhangi bir yer olmadığı için topraklamayı bağlamıyorum. Zaten kendi soketinde de topraklama bağlanılmamıştı. Bunu da belirteyim sizlere.
Terazimizin soketi değiştirme işlemini sağladım. Şimdi şuradan bir enerji verelim bakalım terazimiz çalışıyor mu? Eğer çalışmıyorsa başka bir arıza tespiti yapacağız. Enerjiyi verdik. Evet şu an power tuşu yandı. Bakalım. Evet terazimiz şu an çalışmakta. Şu an 0-0 gösteriyor. Bakalım tartıyor mu? Ha, dur. Hemen şuradan hiltiyi tartalım. 1 kilo 816 gram geldi. Tuş takımını getirdim. Bakın bu tuş takımının bir soketi vardı. O soketi takmayı da unutmayalım. Görüyorsunuzdur umarım. Bir diş kaydı mı? Yok. Tamamdır herhalde. Dur bakın boş bir diş var mı? Yok. Bunu üzerine aynı şekilde şöyle kapatıyorum. Hop bir takla attıralım. Vidalarını tek tek yerleştireyim. Bu buraya takılıyor. Bu şuraya. Şununla şunu az önce bağladım ki rahat işlem yapayım diye. Bir de şurada bu var. Evet bu şekilde tamiratını sağladık. Şimdi böyle deneyelim. Kablom nerede? Enerji verdiğim kabloyu tekrar takacağım. Şurada düğmesi vardı sanırsam. Açılsın. Bir de tuş takımına bakalım. Tuş takımı çalışıyor mu? Evet tuş takımı da çalışıyor. Bunu silme hangisi? C. Bakın. Şuraya yazıyor tuş takımı. Tam oraya ışık geldiği için göremeyebilirsiniz. 8. Bakın. 88. 888 şeklinde. Evet dostlar. Bakalım. Şu an kilogramı da tartıyor. Bu şekilde terazimizin onarımını da sağladık. Basit bir şeydi. Hepiniz evinizde bu tarz onarım işletmelerini rahatlıkla yapabilirsiniz dostlarım. Buna benzer videoların devamı için aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.